Bu hafta lezzet durakları programımızı farklı bir noktadan yapmak istedik. Yapma sebebimiz de Kahramanmaraş'ımızda Kültür, Turizm, Otelciler ve Gastronomi Derneği ve Dulkadiroğlu Belediye'miz ve Büyükşehir'in destekleriyle bir rehberleri gezi programı şeklinde bir düzenleme yaptık. Bu akşam Mutfak Müzesi'nde güzel bir workshop yapacağız. Kahramanmaraş'ımızın eşsiz yemeklerini tanıtacağız. Arkasından da Otel Germanica'da bir akşam yemeği yiyeceğiz. Amacımız burada hem sizlere Mutfak Müzemizi biraz daha tanıtmak, aynı zamanda şehrimizde yapılan faaliyetlerle ilgili ise bilgi vermek olacak. İyi seyirler diliyorum. Sevgili seyirciler, az sonra burada bahsetmiştim az önce, workshop yapacağız, yemek workshopu. Burada da Mürvet Hanım var. Aynı zamanda kendisinin güzel bir Instagram sitesi var, bakabilirsiniz. Kahramanmaraş'ımızın yerel ürünlerini orada güzel bir şekilde sunmakta. Az sonra gelecek yaklaşık 30 tane kadar rehbere burada Kahramanmaraş'ımızın yerel yemeklerinden sadece 3-4 tanesinin tanıtımını yapacağız. Bu da neden önemli? Çünkü ilerleyen süreçte bu rehberlerimiz aynı zamanda gastronomi eğitim alan rehberlerimiz. Malatya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş ekseninde tur planlıyorlar. Bu tur kapsamında da Kahramanmaraş'ımızın yemeklerini bir yaşamalarını istedik aslında. Küçük çaplı da olsa. Akşam yemeğine tabii ki bunları biz hazır hallerini sunacağız kendilerine ama o üretim aşamasını görmeleri, sağ olsun Mürvet Hanım da bu konuda bize yardımcı olacak. Bu çok önemli bir konu. Çünkü bunu yaşayarak, tadarak görmeleri bizim açımızdan çok önemli. Kahramanmaraş'ımızın sanatımı açısından. Mürvet Hanım kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Bu akşam hangi yemekleri yapacaksınız? Bize bunu anlatır mısınız biraz? Hangi yemekleri yapacağız? Ekşilaya sulusu yapacağız. Evet. Birincisi ekşilaya sulusu. Ekşilaya sulusu yapacağız. Tarhana çorbası yapacağız. Çullama yapacağız. Havuçlu pilav yapacağız. Ve ekşili çorba yapacağız. Kahramanmaraş'ımızın bir de çullamamızı söyledik herhalde zaten. Çullamamızı söyledik. Evet. Aslında Kahramanmaraş'ımızın birçok yemeği var ama bu akşam biz bunları seçtik. Neden bunları seçtik? Öğlen yemeğinde de zaten diğer yemek türlerimizi aslında misafirlerimize ikram ettik aslında. Bu yüzden bunları seçtik şu anda. İnşallah akşam yemeğini yetiştirebiliriz. Bu akşam yoksa gelen misafirlerimize tabii Kahramanmaraş'ı gelince aç bırakmak istemiyoruz. O yüzden araya tabii Otel Germanik olarak da başka ürünler de tabii yerleştireceğiz. Mimarımız olacak akşam. Evet. Minbarımız olacak akşam. Minbarımız olacak. Genelde minbarı da yani severler biliyorsunuz. Evet, önemli. Evet. Gerçekten şu anda acem pilavımız çok kıymetli burada. Bayağı da hazırlık yapmışsın Mürvet Hanım ya. Aynen. Önceden hazırlık yaptık ki böyle güzel olsun. Akıcı olsun diye. Tatlı olarak da çullamayı değerlendireceğiz. Burada ne vardı Mürvet Hanım? Burada da et suyumuzu hazır ettik. Keçi etinden, keçi kemiğinden. Evet. Ekşiliya sulusu için. Yok, bu şey havuçlu pilav için. Havuçlu pilav için yaptık. Tamam. Valla iyi seyirler diliyoruz. Kahramanmaraş'ımızın turizminde önemli bir noktadayız. Neden bunu önemsiyorum? Burası ilk yapıldığında Kahramanmaraş'ta bu aslında başlangıç noktası olmuş oldu. İnşallah ilerleyen süreçlerde daha geniş alanlarda güzel mutfak sanatları atölyesi şeklinde Kahramanmaraş'ta tanıtımları yapabileceğimiz, gelen turları daha böyle geniş ortamda, sınıf ortamında, daha geniş mutfaklarda sanırım bunları ağırlayacağımız yerlere de ihtiyacımız var. Çünkü şöyle söyleyeyim, şimdi Ürgüp Göreme'ye gidildiği zaman orada biliyorsunuz bazı bu hediyelik eşyaları gelen misafirlere yaptırıyorlar. Evet. Şimdi bu onlar için bir anlam da ifade ediyor. Hatta bazı şeylerde Mürvet Hanım şöyle oluyor. Bazı ürünlerin bakır anlamında, Yemeni anlamında, yani o şehrin hangi yerel ürünleri varsa, evet, onların %70'ini, %80'ini zaten yapılıyor. Gelen misafirlerden %30'unu tamamlamalarını istiyorlar. Çok güzel. Yani bu da önemli bir konu. Neden? Gelen misafirler bu ürünlere bir emeği sindiği zaman onunla olan bir değişik, bir o ürünle olan bir bağlantısını oluşturmuş oluyoruz aslında. Bu da kıymetli bir durum. Şehrimizde de buna benzer, yani Yemeni konusunda, bakır konusunda, hatta altın konusunda ve yemekler konusunda olduğu gibi bunları biz aslında tanıtabiliriz. Gelen misafirler de bunu biraz daha içerilerinde yaşamaları için de bir duygusal bir aslında bağ kuruyoruz biz burada aslında. Önemli bir konu. Turizm anlamında rehberler çok kıymetli. Bir şehirde rehberleri, örnek verelim, Kahramanmaraş'ta
şehrimizi gezerken rehbersizle gezmeyle rehberli gezmek arasında çok fark var. Rehbersiz gezdiğiniz zaman 3-4 saatte şehir biter ve pek de bir anlam çıkmaz. Ama gerçekten yerel anlamda ve genel anlamda bir rehberiniz varsa ve Kahramanmaraş tanıtımını biraz daha önemseyerek yapıyorsa bu şehir açısından baktığınız zaman çok büyük değer katıyor. 4 saat gezme ile 8 saat gezme arasındaki fark nasıl oluşuyor biliyor musun Mürvet Hanım? Evet. Şimdi 4 saat gezdiğiniz zaman Kahramanmaraş'a günübirlik, evet, yarım günlük 3-4 saat girip çıkma eyleminde oluyor. Fakat evet, Kahramanmaraş'ımızın dolu dolu, yani geldiği zaman turistimiz sabahleyin girdi şehrimize, kahvaltısını yaptı, öğlen yemeğini yaptı. Aralarda birçok yerlere uğradığı zaman ne oluyor? Kahramanmaraş'ta konaklamalı turları başlatmış oluyoruz aslında. Evet. Bu da çok önemli. Geçen hafta biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta bir etkinlik yapıldı. Buradan baro başkanımıza ve sayın vekilimiz Ahmet Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ta barolar arası çok güzel bir etkinlik yapıldı. Ve Kahramanmaraş'ımızın tüm otelleri, tüm restoranları, tüm kafeler aslında doldu. Gördük ki aslında biz bunu zaten biliyoruz ama halkımız biraz daha bunu yakından gördü Mürvet Hanım. Evet. Sevgili seyirciler, yani küçük bir etkinlikle bugün 20 otobüs, 30 otobüsün Kahramanmaraş'ta konaklama yapmasıyla her şey bambaşka boyuta geçiyor. Yani çok değişik noktalara geliyor. O yüzden bu programı Kahramanmaraş'ta sizlerle bunu yaşamak istedik. Az sonra gelen rehberlerle yine zaten bunların yapılışını göreceğiz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Az sonra tekrar devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, şu anda Mutfak Müzesi'ndeki çekimlerimiz devam etmekte. Kahramanmaraş'ımızın tanıtımı için şu an çok kıymetli rehberlerimiz burada. Turizm ve gastronomi konusunda çok büyük emekleri var. Kahramanmaraş'ımızı bugün gezdiler. Şu anda yemekler yapılıyor içeride. Kahramanmaraş'ımızı daha önce de sanırım gezmişlerdi ama bugün farklı bir gezi rotası belirledik. Hem turizm hem gastronomi ağırlıklı bir gezi oldu. Bu konuyla ilgili sorular soracağız. Kahramanmaraş'ımızla ilgili İsmail Bey'e bazı sorular soracağız. Kahramanmaraş'ımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sefa bulduk. Maraş'ı çok seviyoruz, Maraşlıları çok seviyoruz. Bu benim Kahramanmaraş'a 3. gelişim. Ama Kahramanmaraş'ı ben bugün ilk defa gelmiş kadar keyif aldım. Çünkü bugünkü kadar hiç kapsamlı gezmemiştim. Maşallah Maraş'ınız bir derya. Bir derya deniz. Ucu bucağı yok. Üzüldüm. Daha önceki gezilerimde bu kadar şeyi görmemiştim. Kapalı çarşı tabii. Bir derya deniz. Her tarafı başka güzel. Keza çok güzel camileriniz var. Kale çok anlamlı. Çok nostaljik. Çok tarihi ve aynı zamanda bizim tarihimize, Kurtuluş Savaşı tarihine çok hitap eden, hikayesi çok güzel olan bir yer. Yemekleri zaten söylemeye gerek yok. Artık herkes elinde kaşıkla sahanla arkamızdan koşuşturuyor. Bundan da tadın, bundan da tadın diye. Tam Kahramanmaraşlıların sağ olsunlar, var olsunlar misafirperverliklerinin şahikasına çıktılar. Biz de gayet güzel ağırlanıyoruz. Kilo alıp döneceğiz. İşin kötüsü bu. Bunun dışında da tabii bizim gurme gezimiz olduğu için çok da güzel şeyler öğreniyoruz. Sağ olsun Mürvet Hanımefendi Kahramanmaraş yemeklerinin bize bütün inceliklerini anlatıyor. Ne yapılır, ne yapılmaz. Antep'le yemeklerin arasındaki farkları anlatıyorlar. Kısacası Maraş'ı ve Maraşları çok seviyoruz. Biz de sizleri seviyoruz. Gerçekten çok güzel anlattınız Kahramanmaraş'ı. Kahramanmaraş'ımız aslında bir güne sığacak da bir yer değil. Kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Bir de bunun tabiat tarafı var. Evet. Çok kıymetli. İnşallah daha geniş
zamanda. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında Kahramanmaraş'ımızı 3 günlük rota şeklinde düşünebilirsiniz. Hem kültür, hem gastronomi, hem de tabiat anlamında. Aynı zamanda da inanç turizmi noktasında da bazı konumuz, bazı konular Eshab-ı Kehf'le ilgili. Biliyorsunuz konuyu zaten. Evet. Özellikle biz size teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ı teşekkür ediyoruz. Teşekkür bize düşüyor. Ne demek? İnşallah ilerleyen süreçte Kahramanmaraş'ımızın turizminde hak ettiği yere İnşallah. Hep beraber bu konu üzerinde çalışacağız. İnşallah. Biz çok ve biz. Çift taraflı olacak bu. Evet, valla sözünü aldık çok kıymetli rehberimizden. İnşallah Kahramanmaraş'ımızın turizm ve gastronomi anlamında ve kültür anlamında çok kıymetli işlere imza atarız. Bunlar tabii geçmişten beri süre gelen birçok faaliyetler var. Bu bunların hepsinin devamı aslında, devam niteliğinde. Bugüne kadar Kahramanmaraş yapılanların üzerine bir ek daha eklemiş oluyoruz. Bu süreçten sonra umarım Kahramanmaraş'ta her gün 20 otobüs, 30 otobüs biz burada turları görmek istiyoruz. İnşallah. O otobüslerin hani bir tıs sesi vardır ya, sizin bence içinize işlemiş midir o? Onu sorayım ben. Vallahi işledi, işledi. Hiç de çıkmıyor. Efendim bu vesileyle Maraş'a ve sıcak Maraşlılara sevgiler, saygılar, selamlar sunuyoruz. Ve binlerce teşekkürler ediyoruz. Lütfen kabul etsinler. Kabulümüzü tabii kabul ettik. Sağ olun, var olun. Programımız devam ediyor. İyi seyirler. Evet sevgili seyirciler, şu anda çok kıymetli abimiz, Mehmet abimiz Gaziantep'ten gelmekte. Biz Kahramanmaraş'ta aslında şöyle söyleyeyim, büyümek için hem rekabet gerekiyor, aynı zamanda da dayanışma gerekiyor. Biz de Mehmet abimizle Gaziantep Kahramanmaraş dayanışmasını güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mehmet abim hoş geldiniz. Teşekkür ederim bu güzel nazik davetiniz için. Hepinize çok var olun, sağ olun. Efendim biz Gaziantep bölgesel turist rehberleri odası olarak bölgedeki gurme gastronomi turizmi kapsamında uzmanlık gezisi yapıyoruz. Ve burada da 7 günlük bu gezinin ikinci bacağındayız. Önce Malatya'da kaldık, şimdi Kahramanmaraş'a geldik. Kahramanmaraş lezzetleri muhteşem. Fakat bunun dışarıda bilinmesi, tanınması biraz gerçekleşmiyor. Biz bunları tanıtmak için hem uygulamalı mutfak atölyesi yapıyoruz. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi'nin destekleriyle şu an mutfak müzesindeki atölyede Maraş'a ait yemekleri pişiriyoruz. Bunların deneyimlemelerini yapıyoruz. 25 rehber arkadaşımızla bunları daha sonra yurt dışındaki misafirlerimize sunmak için, bu atölyede çalışmalarını yapmak için tekrar geleceğiz. Bu bir başlangıç. Burada tabii yalnız Dulkadiroğlu Belediyesi değil, buradaki özellikle dernekler de bize çok destek oldu. Buradaki yerel bu konuyla ilgili olan arkadaşlarımız bize çok destek oldu. Onların isimlerini teker teker saymak istemiyorum. Ama gördüğüm ilgi ve alaka beni çok mutlu etti. Biz bölge olarak kalkınmak istiyoruz. Sadece Gaziantep değil, sadece Kahramanmaraş değil, bölgedeki yemeği güzel olan illerin hepsinin ön plana çıkması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Buradaki organizasyonumuzu gerçekten muhteşem bir şekilde yönlendiriyor. Çok teşekkür ederim Mehmet abi. Biz yani sizin aslında yıllardır edindiğiniz bu tecrübelerden aslında bizim faydalanmamız çok kıymetli. Bize de Mehmet Bey hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Gerçekten sevgili seyirciler, Kahramanmaraş'ımızın sanki turizm elçisi gibi Mehmet abi çalışmakta. Biz bununla bu program vesilesiyle aslında bu yapılan emeklerin bir noktada da aslında karşılığını vermek isterim aslında ben size Mehmet abicim. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İnşallah beraberce Kahramanmaraş'ımızın kültür ve turizm noktasında ve gastronomi turu noktasında çok iddialı yerlere gelmesini istiyoruz. Amacımız Kahramanmaraş'ımızın ekonomisini büyütmek, bu güzelim lezzetleri, bu güzelim tabiatı, güzelim kültürü tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Artık Kahramanmaraş'ımızın saklı bir yer olmasını istemiyoruz. Herkesin beğendiği, gezdiği, sık sık ziyaret ettiği, özlediği bir şehir olmasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim Mehmet abicim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kahramanmaraş zincirlerini koparacak ve gastronomide inanıyorum çok kısa sürede çok yüksek yerlere gelecek. İyi ki varsınız. Var, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim.
Sevgili izleyiciler, şu anda Mürüvvet Hanım'ın yapmış olduğu güzelim acan pilavını görüyoruz. Harika görünüyor. Mürüvvet Hanım, elinize sağlık. Muhteşem. Vallahi sayın seyirciler, çok güzel burada manzaralar var. Her zaman söylüyorum, kokuları siz duymuyorsunuz. Ben şimdi hissediyorum. Sevgili misafirlerimiz de hissetti galiba. Kahramanmaraş'ta gezdik, yedik ama acıktık herhalde sanki. Öyle bir şey oldu. Vallahi şimdi ne yapıyoruz Mürüvvet Hanım? Tekrar hangi aşamaya geldik? Şimdi ekşili çorbamız hazır oldu. Ekşili ayasunumuzun etini koyacağız inşallah. Sonra da çullamaya geçiyoruz. İzlemeye. Ekşili çorbamız hazır. Tarhana çorbamız hazır. Maşallah ekşili ya. Ekşili çorbamız hazır. Şeye geldik. Çok güzel, çok güzel. Evet sayın seyirciler, gerçekten sona doğru yaklaşıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Mutfak Müzesi'nde yapmış olduğumuz workshop sonucunda ortaya çıkan Kahramanmaraş'ımızın enfes yemeklerini şu anda Otel Germanica'da az sonra başlayacak canlı müzik eşliğinde konaklayan misafirlerimize, tur rehberlerimize, gastronomi rehberlerimize ikram ediyoruz şu anda. Beraber şimdi masalarımıza geçelim, rehberlerimizin yedikleri bu güzelim afiyetle yemekleri izleyelim. Şu anda gördüğümüz gibi o bugünkü yapmış olduğumuz yemekler sofrada. Umarım beğeniyorlardır. Evet, hemen buradan bir yorum geldi. Enerjiyi almış Kahramanmaraş'ımızın enfes yemeklerini yemiş bir misafirimiz güçlü bir şekilde bir ses çıkarıyor. Dinleyelim. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Ayasulusunu çok beğendim. Önceki tarhana çorbasını çok sevdim. O mercimekle hazırlanan acılı ekşili çorbayı çok beğendim. Özellikle pilavla bu acan pilavıyla ekşili su dediğimiz bu çok ben beğendim. Bunu yani porsiyonlarınız çok büyük. Hepsini böyle paylaşıyoruz ama şahane. Afiyet olsun o zaman. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bayağı beğeni almışız Kahramanmaraş'ta. Umarım bu şehrimizdeki turizm ve gastronomiye tur olarak, misafir olarak, turist olarak yansır. İnşallah şehrimiz de bundan hak ettiği ekonomik değerini kazanır. Kahramanmaraş sadece sanayi şehri değil, aynı zamanda kültür, turizm, gastronomi ve tarih şehri diyoruz. Beraber gezmeye devam ediyoruz. Hanım'ın çalışmaları gerçi zaten severek anlatması bizi mutfağa bağladı. Acem pilavında hazırlanışı çok ilginçti. Havuçlu pilav çok alışık değiliz. Bir de tereyağını sonradan koyması bizim için çok ilginçti. Evet, afiyet olsun. Gökhan Bey. Evet. Bir gece konaklama için geldi buraya. Ben karar verdim, gitmiyorum. Evet, artık yeni bir Kahramanmaraş'tımız. Aylık kalmaya karar verdim otelinizde. Olabilir evet, mi? Olabilir. Tabii ki. Başımızın üzerine yeriniz var. Baş tacısınız efendim. Teşekkür ederiz. Misafirperverlik, bu lezzetler, bu nefaset, bu samimiyet kesinlikle gitmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizi saygıyla, sevgiyle burada ağırlamaktan şeref ve onur duyarız efendim. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Burada da Kahramanmaraş'ımızdan Marmi biberleri. Az sonra sağ olsunlar. Sağ olsun. Az sonra gelen bu tur rehberlerimize Kahramanmaraş'ımızın biberlerinden hediyelerde bulunacağız. Marmi biber olarak
Alfi çörekleri az sonra çok güzel çöreklerinden rehberlerimize ikramda bulunacağız. Burada zaten gün boyu Murat Bey, Büyük Çapar, Gurmen Maraş sürekli zaten desteklerini hiç esirgemedi. Burada sevgili ortağım Zekeriya Büyükdereli akşam katılabildi. Gündüz yoğun programından dolayı sağ olsunlar. Mürvet Hanım zaten bugün hiçbir şey yapmadı. Mürvet Hanım hiçbir şey yapmadınız. Neden böyle bugün şey oldu? Ay vallahi çok mutluyuz bugün. Bilmiyorum. Çok güzel bir gündü. Sizin de teşekkür ederim. Yani böyle bir katı, böyle bir ortamda beni bulundurduğunuz için de. Teşekkür ederiz. Valla elinize, emeğinize sağlık. Zor şartlarda, kolay değil. Az sonra da Haşiroğlu Tarhana'dan tarhana ikramı olacak misafirlerimize paket anlamında. Hepinizin emeğini geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu ikramlar için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'ımızın turizmine vermiş olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bugün harika bir organizasyon yapmışsınız. Vallahi emeğinize sağlık. İnşallah bunların devamı olacaktır. Verdiğimiz tüm emekliler de kat kat bize dönecektir. Bundan eminiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Murat Bey bugün gün boyu Kahramanmaraş'ımızın adeta turizm ve gastronomi elçisi olarak rehberlik yaptı. Bir de maşallah zaten kendi sayfası var Gurmen Maraş. Oradan da bu işin tecrübelisi olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ta turist rehberlerimiz artık sizi fahri rehber olarak görmek istiyor Kahramanmaraş'ta. İnşallah. Kahramanmaraş için elimden geleni yapıyorum. Her zaman diyorum güzel şehrimiz için parmağını kımıldatan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de elimden geldiğince Kahramanmaraş'ımızı, özellikle Kahramanmaraş'ımızın yöresel lezzetlerini tanıtmaya çalıştım. Umarım başarılı olduk başkanım. Kesinlikle çok güzeldi. Teşekkür ederim. Yani bu olayda tabii ki sizlerin de emekleri çok büyük. Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün otel germanik olarak Zekeriya Bey ile beraber sevgili ortağım abim Kahramanmaraş'ta tur rehberlerini ağırlamaktan çok mutluyuz. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şehrimizin gelişmesi için her türlü desteğe otel germanik olarak her zaman hazırız. Açılış günümüzden beri bu mihmalde bu şehir için çalışmaya devam ediyoruz. Umarım her şey çok daha güzel olacak. Şehrimiz daha bilinir bir şehir olacak. Bunu temenni ediyoruz. Sana da eline sağlık. Emeklerin için teşekkür ediyorum sevgili ortağım. Aksu TV'ye de ayrıca teşekkürler. İzleyiciler, bu hafta lezzet durakları çok özel bir program oldu. Kahramanmaraş'ımızın geleceği açısından turizm anlamında şehrimizin turlarla dolması için emekler sarf ediyoruz. Lezzet durakları da bunun bir parçası. İnşallah memnun kalırsınız bu programımızdan. Şehrimize turizm ve gastronomi farkındalığı oluşturmak için bu özel programı keyif lezzet izlediğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.